Herkese merhaba. Elinin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine böyle az uğraş, çok lezzet bir tarifle beraberim. Bu tahinli keklerin yapımını paylaşmak istiyorum sizinle. Top top harika kekler malum mevsim, kış mevsimi birazcık tahin içimizi ısıtsın diyorum. Evet şimdi öncelikle çırpma kabımı 3 adet oda ısısında yumurtam var onu aldım. Daha sonra içerisine 1,5 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Sonra yarım çay bardağı kadar da ılık suyumu ilave edip köpürene kadar çırpacağım. Malum klasik kek önce yumurtayla şekerimizi çırpıyoruz. Bu su ne sağlayacak? Her zaman söylüyorum. Şekerle yumurtanın iyice birbirine karışmasını, şekerimizin tamamen eriyip yumurta kokmasını birazcık engelleyecek. Evet güzelce köpürene kadar çırpıyoruz. Tahinli kek kışın hakikaten benim evde sık sık yaptığım bir tarif ve bunu da sizle paylaşmak istedim. Top kek olarak yapıyorum çünkü tam böyle çocukların eline göre oluyor. Yemesi de böyle kolay oluyor. Sevimli seviyorum o yüzden sizinle paylaşmak istedim bu tarifi. Sonra içerisine bir çimcik kadar tuz koyuyoruz. Sonra e, tatlılarımızın olmazsa olmazı vanilyamızı ilave ediyoruz. Neden tuz anneme göre nazarı engeller ama bana göre yumurta kokusunu da engelleyen faktörlerden bir tanesi kesinlikle tavsiye ediyorum. Kurabiye ve keklerinize bir çimcik tuz atarsanız çok daha e, güzel sonuçlar elde edeceğinize inanıyorum bayanlar. Daha sonra 150 gram kadar oda ısısında tereyağım var. Onu ekledim. Sonra bir su bardağı kadar da yoğurdumu ekliyorum. Tabii ki kekimiz tahini kek olduğu için olmazsa olmazı dolu dolu 4 yemek kaşığı da tahinimizi ilave ediyoruz kekimizin harcın içerisine. Ben evde tereyağı çok olduğu için tereyağı kullanmayı tercih ettim. Ama siz dilerseniz bir su bardağından biraz daha eksik sıvı yağ kullanabilirsiniz. Su bardağımın ölçüsü 200 mililitrelik. Her zaman söylüyorum malzeme listesini e, açıklama kısmında detaylı olarak yazıyorum biliyorsunuz. Oradan rahatlıkla takip edebilirsiniz. Bardak ölçülerimi de yazıyorum. Daha sonra sıvı malzemelerimi bir mikser yardımıyla güzelce çırptım. Şimdi ne yapıyoruz? 1,5 su bardağı kadar unum var. İçerisine bir paket kabartma tozu ve yarım çay kaşığı kadar da karbonat ilave ediyorum. Sonra eleyerek bu sıvı harcımın içerisine kuru malzemelerimi ekleyeceğim. Karbonat tahini keklerde çok yakışıyor. Daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ee, bu da benden ufak bir tavsiye diyeyim Keki eleyerek onu eklemek hakikaten çok önemli. Çünkü ben e, çok fazla yaptığım için her türlüsünü yapıyorum. Bazen canım bir şey yapmak istemiyor. Üşenebiliyorum. O yüzden elemeden koyduğum da oluyor. Ama inanın arada çok fark oluyor bayanlar. Bunu siz de denemişsiniz. Yani insan her zaman e, o enerjisi yerinde olmayabiliyor. Ama dediğim gibi eli yere koymak çok daha pufur pufur kekler elde etmemizi sağlıyor. Zaten videonun sonunda da göreceksiniz. Evet artık misal kullanmadım. El çırpıcısıyla çırptım. Kekimin harcı böyle birazcık yoğun bir kek harcım oluştu. Çok akışkan değil. Şöyle spatula yardımıyla kasemin kenarlarını aldırıyorum. Ya bu kaba hayranım. Bunu bulana buradan saygılarımı gönderiyorum ve teşekkür ediyorum çok e, evimde kullandığım bir aparat. Çünkü genelde böyle top kek tarzı şeyleri çok yapıyorum ya da kap, e, bu puding tarzı kapları kol yokken o kadar hayatımı kolaylaştırıyor ki o yüzden e, evde çok sık kullandığım sevdiğim malzemelerimden bir tanesi öyle söyleyeyim. Bakın ne kadar kolay hiç etraf batmıyor. Kaşıkla koyuyorken tabii daha çok zorlanıyordum. Evet ne yapıyoruz? Böyle benim cupcake kalıplarım var. İçerisinde yağlı kağıt böyle kağıtlar zaten satılıyor her yerde artık. Onlardan yerleştirdim. Yarısına kadar kek harcımdan ilave ediyorum. Tamamen doldurmuyorum. Biliyorsunuz artık sizde taşma yapar diye. Yarısına kadar kaplarımı dolduruyorum. Eşit şekilde. Sonra fırına verip pişireceğiz. Afiyetleyeceğiz. Bu da ikincisi. Böyle iki tane benim almıştım. Cupcake e, kalıpları mı derler artık. Bu da ikincisi. Bereketli de oluyor gerçekten. Yemesi kolay. Sunumu cici. Çocuklar çok seviyor. O yüzden böyle kap şek kek şeklinde yapmayı çok daha fazla seviyorum. Evet şimdi eşit şekilde kek harcımızı dağıttık. Şimdi ne yapıyoruz? Tahinli kek biraz e, kek harcımız içerisinde tahin var ama biraz daha tahin tadını dominant baskın hale getirmek için üzerlerine de yarım çay kaşığı kadar tekrar tahin gezdiriyorum. Ha Bunu yapmasınız da olur ama zaten adı üzerinde tahinli kekimiz kış mevsiminde çok güzel gidecek. Üzerlerine böyle biraz tahin gezdiriyorum. Sonra tahine ne yakışır? Tabii ki ceviz yakışır. Sonra üzerlerine biraz ceviz serptim. Önce elimle serpeyim dedim. Sonra baktım zor oluyor aman be Esra dedim al bir çay kaşığı güzelim sen şöyle bolca <laughs> serpeyim dedim. Evet tabi ki ceviz tamamen opsiyonel sizin damak tadınıza, zevkinize ve bütçenize kalmış bir tercih. Fındık da koyabilirsiniz. Hiçbir şey de koymayabilirsiniz. Bu tamamen sizin arzu ve isteğinize bağlı. Kek harcının içerisinde ceviz koymadım. Çünkü üzerinde olduğu zaman daha böyle güzel pişiyor o cevizler daha tatlı oluyor. Tabi şimdi tahin gezdirdiğim için tahin şekersiz biraz böyle işte, tane şekerlendirmek adına birer çimcikte de toz şeker serpiyorum zaten fark ettiyseniz kek harcımın içerisinde normalde keklere bir su bardağı şeker konuyor buna bir buçuk su bardağı koydum niye çünkü tahin var ve tahinin şekerlenmesi lazım. O yüzden o şekilde yaptım ama tabii siz isterseniz bir su bardağı da koyabilirsiniz. Ama o zaman göre biraz daha diğer malzemeleri değiştirmeniz lazım. Evet ne yapıyoruz? İlk e, tepsimizi fırına gönderdik. O pişiyorken ikinci tepsiyi hazırladım. 180 derecede alt üst ayar. 20 dakikada pişiyor zaten. Kaplar çok küçük olduğu için hızlı pişen bir kek. Böyle pişti. Çok çabuk terleme yapıyor. Meşhur ızgara telimi alıyorum terleme yapmasın diye hepsini tek tek. Şimdi ben bunları alıyorken ikinci tepsiyi de fırına gönderdik. Onu da aynı işlemleri uyguladık. Böyle üzerinde şekerli, tahinli, cevizli harika bir kek. Bu da ikincisi. Tabii ben onu boşaltana kadar biraz zaman geçti. Bu bir tık daha fazla pişti. Siz artık onu kendiniz ona göre ayarlarsınız bayanlar. Şöyle de yakın çekim yapayım dedim. Bu fırından çıkar çıkmaz hali ama bu ikinci tepsi. Bakın cevizler gayet güzel fırında piştiler. Çıtır çıtır oldular. Tahin, şeker. Harika bir üçlü kombinasyon oluşturuyorlar bayanlar. Benden size söylemesi. Evet ilk tepsimi şöyle bir <laughs> sunum tepsimi aldım. Öyle söyleyeyim. Biraz size gösterdim. Kağıtlarını çıkarmadan böyle cici cici sevimli. Bir de böyle pembe denk geldi. Aman Allah'ım benim kız sabah görünce bunu. Ay anne pembe. Kız çocukları pembeyi ne kadar seviyorlar ya Allah'ım. Erkekler de mavi ama büyük oğlum mavici, kızım da pembeci. Yani hani fıtratlarımızda var herhalde bayanların pembe erkeklerin mavi sevmesi. Ben tecrübe ediyorum bir anne olarak. Hakikaten kız çok mavi, pembeyi seviyor, oğlum da mavi. Bu kapkekleri mavilerini oğlum yedi, pembeleri kızdım genelde. Evet bayanlar bol bol gösterdim işte Şimdi sizin için tadıyorum. Kekimin altını üstünü gösteriyorum. Nasıl güzel tatlı sevimli pişmiş. içi de ne kadar pufur pufur olmuş. Onu göstermek istiyorum. Bakın altı da ne kadar hoş pişmiş. Üstü de öyle gayet güzel harika. Şimdi bıçak yardımıyla kesiyorum. Pufur pufur oluyor ama bu içindeki o karbonatın biraz faydası olduğunu düşünüyorum. Eriyerek koymamız. Bakın böyle pufur pufur bir kek. İçinde hiçbir tek tahin var. Ceviz sadece üstünde. <laughs> Dediğim gibi ben bunda genelde şey yapmıyorum. Ne derler ona? İçine ceviz eklemiyorum. Gayet güzel oldu. Şöyle çevire çevire göstereyim size. Bakın gayet güzel, hoş, sevimli keklerim oldu. Şöyle bir parça daha kesiyorum. Evet. Şöyle içini de gösteriyorum sizlere. Harika, muhteşem kekler diyeyim. Hop, ben ağzımı attım vallahi bir parça dayanamadım. Üstü de bu şekilde. Güzelce görmenizi istedim yakından da. Gördüğünüz gibi pufur pufur böyle sünger gibi bir Kek hakikaten sünger gibi. Hakikaten yumuşacık. Hakikaten çok tatlı. Yani o tahin kesinlikle böyle yoğunluk vermiyor. Bak ben yeni üstünü hop diye götürdüm. Evet. Dediğim gibi ya bir şey yaptığımda böyle çok güzel olduğunda size böyle döndürü döndürü göstermeyi çok seviyorum bayanlar. Şimdi bir tane daha pembe kabımızı açtık. Bu kağıtlardan çıkması çok daha kolay oluyor. Birkaç tarif öncesinde kapkekler Kremalı kapkekler yapmıştım vervet kırmızı. Mesela orada kullandığım kek kalıpları biraz daha sertti. Bu kadar kolay çıkmıyordu onların içerisinden. Bunlar daha kolay çıkıyorlar. O kolaylığı da var. Gördüğünüz gibi tam böyle çocuklarınızın eline göre harika, sevimli, lezzetli, kış tahinli top keklerimiz. Görüyorsunuz gayet güzel, lezzetli üstleri de. Ve yapımı da çok kolay evimizdeki malzemelerle ekstra hiçbir şey yok. Sunumu güzel, yemesi güzel, servisi güzel, her şeyi güzel bir kek. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Evet bayanlar şimdilik benden bu kadar diyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni Facebook ve Instagram'dan da elini tarifleri olarak takip edebilirsiniz. İnşallah daha başka, daha güzel, daha lezzetli, daha pratik tariflerde tekrar görüşmek üzere diyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Tekrar ediyorum döndüre döndüre size göstermeyi yaptığım şeyleri beğendiğimde sunmayı çok seviyorum. Tekrar ediyorum malzeme listesi açıklama kısmında detaylı olarak var. Şimdilik benden bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.